Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu akşam da beraber olduk sevgili dostlar. Hepinizi canı gönülden, derunu dilden selamlıyorum. Tu megu mara bedan şehbar nist, ba keriman karha duşvar nist. Bize o şahıs huzuruna çıkma müsaadesi yoktur deme. Kerem sahipleriyle iş yapmak zor değildir. Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh Mesnevi Şerif'inde bir hikaye anlatır. Birisi ata binmiş kırlarda geziniyordu. Bir de ne görsün? Uyumuş bir adamın ağzına yılan giriyor. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdü ise de başaramadı. Çok zeki olan atlı uyuyan adama elindeki kırbaçla var gücü ile vurdu. Adam kırbacın acısından sıçrar ve bir ağacın altına kaçar. Ağacın altında birçok çürük elma dökülmüştü. Atlı adama hemen bu elmalardan ye der. Adama o kadar elma yedirir ki artık adamın yedikleri ağzından geri gelmeye başlar. Elma yiyen kişi, "Beyim, ben sana ne yaptım? Söyle, bana böyle zulüm ediyorsun. Bunun sebebi nedir? Gerçekten de canıma bir kastın varsa, bir kılıç vur, birden kanımı dök, iş bitsin," diye söylenir. "Sana göründüğüm saat ne uğursuz saatmiş. Senin yüzünü görmeyen kişi ne kadar mutludur. Bir cinayeti işlemedim. Az çok bir suçum olsa ki o da yok. Hal böyleyken bu sitemi, bu zulmü dinsizler bile caiz görmez. Söz söylerken bile ağzımdan kan fışkırmada. Allah'ım bu kötü adamın cezasını ver," diyerek her an kötü sözler söylemekte, lanet etmekte ve dualarda bulunmaktaydı. Atlı ise adama elmaları yedirdikten sonra "Şimdi de bu ovada koş bakalım," diye ona vurmaya başladı. Adam atlının korkusundan, yediği kırbacın acısından rüzgar gibi koşmaya başlar. Koşuyordu ama yüzüstü de yerlere kapanıyordu. Karnı tıka basa doluydu. Gözünden uyku akıyordu. Yorgundu. Ayakları, yüzü bere içinde kaldı. Bedeninde de yüzlerce yara açıldı. Atlı akşama kadar o adamı koşturdu durdu. Sonunda adamın safrası kabardı. "Yüzünüze gül suyu." Adam yediklerini çıkarmaya başladı. Onun yediği her şey ağzından çıktı. O yemeklerle beraber yılan da dışarı fırladı. Kapkara, çirkin bir yılandı. Adam ağzından çıkan yılanın görünce o iyi kalpli kişinin, atlının önünde yerlere kapandı. Bütün dertlerini unuttu. Atlıya dedi ki, "Sen bir rahmet Cebrail'isin. Yahut da nimetler veren bir lütuf sahibisin. Seni gördüğüm saat ne kutlu bir saatmiş. Ben ölmüş gitmiştim. Bana yeniden can bağışladın.
Senin yüzünü görene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan kişi. Sana ne kadar kötü, ne kadar boş sözler söyledim. Ey benim efendim. Ey padişahlar padişahı, kusura bakma. O sözleri ben söylemedim. Benim bilgisizliğim söyledi. Eğer bu hali azıcık bilmiş olsaydım, münasebetsiz sözler söyler miydim? Ey güzel huylu insan! Bu konuyu bana birazcık açsaydın, anlatsaydın, ben seni överdim. Hem de çok överdim. Fakat susuyor, coşup köpürüyor, bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Başım sersemledi. Aklım başımdan gitti. Zaten beyni küçücük olan bu başta akıl mı kalır? Ey güzel yüzlü, ey güzel işli, beni bağışla. Söylediklerimi deliliğime ver. Atlı adam, ağzından içeri yılan girdiğini birazcık anlatsaydım, ödüm patlardı. Ciğerin de o anda erir, su kesilirdi. Onun nasıl olduğunu söyleseydim, korkundan canın çıkıverirdi. Eğer sen içindeki yılanı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusmaya. Senden uygunsuz sözler işitmekle beraber atımı sürüyor, seni koşturuyordum. İçimden de "Ya Rabbi, yılanın çıkmasını kolaylaştır" diye dua ediyordum. Seni koşturduğumun sebebini söylemiyordum. Fakat seni kendi haline bırakmak da elimden gelmiyordu der. Yılandan kurtulan adam secdeler ediyor. Ey bana kutluluk veren kişi, ey benim devletlim, definem, hazinem, ey yüce kişi, bu hayırlı işin karşılığını Allah'tan bul. Bu zayıfın sana şükretmeye gücü kuvveti yok. Ey kendisine uyulan er, iyiliğinin karşılığını sana Allah versin. Bende sana şükredecek dudak da yok, çene de yok, ses de yok. İşte akıllıların düşmanlığı böyle olur. Onların verdikleri zehir bile cana safadır, ruha gıdadır der Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana bu hikayeyi anlatırken adamın içindeki yılanı bilmesinin onun için ne kadar korkulu bir hal olduğunu belirttikten sonra bizim içimizdeki yılanın, şehvetin, nefis yılanının bilinmesinin bizim için ne kadar korkunç olacağını bize haber vermektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Siz kendi içinizde canınızda olan düşmanı, yani nefsinizi açıkça size anlatacak olsam, cesur kişilerin bile ödleri patlardı. Ne yola gidebilir, ne de bir işin çaresine bakar. Eğer Peygamber Efendimiz'in bildiklerini bir kişi bilmiş olsaydı, ne niyaz etmeye, ne de yalvarmaya gönlünde bir güç bulabilirdi. Ne bedeninde oruç tutmaya, namaz kılmaya bir kuvvet kalırdı. Hikayemizde ağzına yılan giren, uyuyan insan,
Gafil insanı temsil ediyor sevgili dostlar. Uyku gaflet haline işarettir. Yılan, kulun, kötü, beğenilmeyen, bayağı ve hayvani arzuları, huy ve fiilleri, kibir, gazap, kin, haset, hırs, tahammülsüzlük, hasislik, dedikoduculuk, şehvet, ihtiras, heva ve heves gibi zaaflardır. İnsana kötülükleri, günahı, şehveti emreder. Elinde kırbaçla uyandıran kişi, mürşid-i kamildir, yol göstericidir. Uyuyan kişinin döve döve uyandırılıp, kırda bayırda koşturulması, riyazet yani az yiyip içme, az uyuma, çok ibadet etme, nefsin arzuladığı şeylerin aksini yapma, dünya lezzetlerinden sakınmak suretiyle nefsi terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve mücahede yani benlik ve bencillikten kurtulmak ve nefsi yenmek için çalışmak, uğraşmak, mücadele etmek demektir. Yılanın çıkışı da, ağızdan çıkışı da, yolda olan kişinin nefsin elinden kurtulup doğru yola ermesidir. Biz buna saflık, arılık, duruluk diyoruz. İnsanoğlu bu sözden sadece erkekleri kaydetmiyoruz arkadaşlar, dostlar, insanoğlu derken. Hanımları da kastediyoruz. Olgunlaşma yolunda, kemal yolunda bir takım sıkıntılar, zahmetler, eziyetler çekmektedir insanoğlu. Çekilen bu eziyet ve sıkıntıların sonucu ferahlık. Öğretmenin öğrenciye ödev vermesi öğrenciye eziyet değildir dostlar. Amaç öğrenciyi yetiştirmektir. Çekilen her eziyet ve sıkıntı insanı olgunlaştırır. Pazardan aldığımız patlıcan dahi insan olma yolunda nasıl çeşitli sıkıntılara katlanmakta, bıçak altına yatmakta, tencereye girmekte veya közün üstüne yatmakta, dişlerimizin arasında ezilmekte, mide öz suyu ile hücrelerimize yayılmakta. İşte bunun gibi insan da Hazreti insan olmak için çeşitli eziyet ve sıkıntılara katlanmalıdır ki saflaşsın, berraklaşsın, arı ve duru bir mahiyet alsın. Vesselam. İlahi sırların kaşifi Mevlana böyle buyurdu. Bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Kamil insanın söylediği nutku haktır. Doğrusunu Allah bilir ki ancak bu vahy haktır. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.